Yol inanılmaz dar arkadaşlar. Ve Fallout yaylasına geldik. Fox'a doğru yol alıyoruz. Arkadaşlar herhalde çıktığımız en dar yayla yolu burası, Samistel Yaylası. Bir de dimdik tırmanıyoruz. Bahar başında bir açılıyormuş, sonra zaten bir daha kimse bakmıyor. Çok ürkütücü arkadaşlar gerçekten.
ve Samistal Yaylası'na geldik. Yaklaşık 1,5 saat falan sürdü. Yol çok dar ve çok kötüymüş. Dağ keçisi gibi ilerliyoruz. Yavaş ama emin adımlarla. Palaut Yaylası'na geldik. Sıkıntılı oldu ama geldik. Suyumuzu alacağız. Seneler önce 2018'de geldiğimizde de motorla şurada şenlik alanı için yapılmış büyük bir çadır vardı. Biz orada kalabilirsiniz demişlerdi çünkü inanılmaz soğuktu. Thank you.
Ne güzel suyu bulduk. Yanında kalalım. Keyfi yapalım dedik. Bulduğumuz su çok kötü ya. Yani. Resmen toprak rengi. Bidonları süzerek almıştık. Ama bunu da doldurmuş bulunduk. Şimdi tamamen içini boşalttık. Tertemiz yapıyorum, siliyorum. Tekrar tülbent koyarak hortuma. En kötü yarısını falan doldurup devam edeceğiz. Bu sezon iki kere yaşadık bunu. Yaklaşık 3 ay oldu. Tertemiz oldu. Tülbent işe yarıyor Elif Hanım. Yarıyor vallahi galiba. Yarıyor yarıyor, içi bembeyaz. Çok iyi. Her zaman tabak çanak olmuyor. Elif Hanım arada böyle kaselerden de bizi yediriyor. Çünkü bulaşık sorunumuz olabiliyor. Sabahtan beri bulaşık yıkıyorum ya. Arada üşendiğimiz zamanlar yaptığımız şeylerde yemeği tercih ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Her şey renkli değil. Ama salatamız renkli. Bol proteinli, acayip bir salata oldu bebeğim. Her şeyi içine atmamalısın. Atmıyorum. Biliyorsun, seni yargılamam. Hey, buna minnettarım. Dinle, ben hallederim dostum. Sen içeri gir. Tamam. Yeni bir tura çıkıyoruz şu an. Karavanı bırakıyoruz. Bizim rotamız yukarı doğru olduğu için bu aşağıdaki kaç yayla Elif Hanım? 1, 2... 4 yayla sanırım. 4 yaylayı görüp geri geleceğiz. Anlikit, Hazin... Dağ. Hazin Dağ yaylası. Sal ve Pokut yaylası. Bravo. Bugün de böyle değerlendirmiş olalım. Sonra öbür taraftan artık yarın devam edeceğiz. Hadi bakalım gidiyoruz. Yola çıkıyoruz.
yaylasına geldik. Burası zaten Palavit'e çok yakın. Çok güzel bir yayla bu yayla. Ben o zaman da çok sevmiştim. En beğendiğim yayla bu yayla olmuştu benim. Evler falan çok güzel ya. Motosikletle buradan geçmiştik. Evet. Vıngır vıngır. Yağmur yağıyordu. Çok zor inmiştik kayarak. Kolay gelsin. Yol ayrımına geldik. Soldan devam ettiğinizde Palaud Şelalesi ve aşağıya doğru işte Çamlıhemşire doğru devam ediyor. Biz sağdan yukarı doğru çıktık. Burada keskin virajlar var. 3 kilometre Hazindağ yazıyordu. İlk keskin viraj. Oo, bayağı keskinmiş hakikaten. Yani virajlar bunlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yaylaya doğru gidelim bakalım. Hazindak yaylasına geldik. Burada da etiket Hazindağ yaylası. Tabelalarda Hazindak yazıyor. Drone çektik, çok güzel görünüyor. Yukarıda insanlar da var bak, evet. Muhteşem yukarıdan, Pokut'a benzettik biz görüntüsünü. Çadırla falan muhtemelen kalınmaz. Bence izin de vermezler. Evet, olabilir. Şimdi de aşağıya doğru, Pokut'a doğru yol alıyoruz. Buradan bir de yukarı çıkacağız Elif Hanım. Çıkış daha zor olabilir. Çok darmış burası ya. Evet. Karavan geçmezmiş buradan bu arada. Yok. Burası boşluk.
Ne biçim döndük ya? Çok dar ya yol. Bir de çok bozuk. Çok dar. Aşağısı da kaç bin metre acaba? Ya şuradan bir çıkışımız var. Kafa kalktığı için önümüzü göremedik. Durduk, tekrar böyle yavaş yavaş bir döndük. Bu yol da Hazindak'tan Pokut'a geçen orman yolu. Aşağı inip dönsek çok vakit kaybediyoruz. Buradan da az vakit kaybetmiyoruz ama. Buradan hiç kaybetmiyoruz kızım. Mesafe olarak kısa geldik gibi. Şimdi bir hem manzaranın keyfini çıkartalım hem de bir mola verelim istedik. Bomboş. Burada tabii girişte bir sürü tabela var. Drone uçurmak yasak, kamp yapmak yasak, ateş yapmak yasak, piknik yapmak yasak. Şurada çadırla kalmıştık tepede. Manzara çok iyi. Sal yaylası kapanmış, kimse yok arkadaşlar. Bence buralara da böyle gelmek lazım zaten. Evler falan çok iyi ama. Çok güzel. Hepsi tahta ev. Tam yayla. Tabii burada da çadır kurmak falan yasak yani. Bu iki yayla sıkıntılı arkadaşlar. Burası çok meşhur olduğu için. En kötü yere geldik Elif Hanım. Maalesef. Yola bak. Yol mu? Gerçekten karanlığa kaldık ve yine macera dolu bir gece, yani kabus gibi. Nasıl çıktık Elif Hanım? Çıktığımız yerler beni benden aldı. Acayip kaldırıp kayaların üstünden hoplaya zıplaya çıktık resmen. Ama en kötü yer orasıydı zaten. Şimdi artık buradan sonra Hazindak'a doğru gidiyoruz. Açtık.
Güneşi görünce buradaki kahvaltımızı dışarıda yapalım istedik. Uzun bir yolumuz var gene. Rotamız biraz yoğun bugün. Hazırlanıp bir an önce yola çıkacağız. Burayı da bitirmiş olacağız. Hazırlandık, gidiyoruz. Hadi bakalım. Sahtekarın kadın. Hamburger ve bira çok güzel olurdu. Bence de. Şimdi biz buradan işte kalma düşün. Ya Gürcan Bey çok konu uzatıyorsun ya. Hadi.